araştır ya, nedir ne değil. Bilmiyorum. Kusura bakma. Bunu millete yutturamazsın. Millet de yutmuyor zaten. Bu ülkede ezan CHP sayesinde okunuyor diyenler 1941 yılında ezanı Tanrı uludur şeklinde okumayanların 3 aya kadar hapsedilmeleri ve para cezasına çarptırılmalarına dair kanun çıkardılar. Bu CHP'dir. Bu CHP'dir. İstedikleri kadar makyaj yapsınlar, CHP yine CHP'dir. 40 yıl önceki zihniyetteyse bugünkü zihniyette aynen odur. Fabrika ayarları bunların değişmiyor. Bunlar millete ait hiçbir değere, hiçbir inanca, hiçbir kutsala bugüne kadar saygı göstermedi. Tanrı uludur, Tanrı. Bu arada Türkçe ezana tepkiler de çığ gibi artmaya başlar. Bunlardan en dikkat çekeni ise Bursa'da meydana gelir. Daha birkaç yıl öncesine kadar Kurtuluş Savaşı sırasında dine ve dindara gösterilen saygının gidip yeni tavırların tersi yönde ilerlemesi herkeste büyük şaşkınlığa neden olur. Ezanın Türkçe okunmasına tepki gösteren yüzlerce Bursalı Ulu Camii önünde nümayiş yapar. Olayların büyümesi üzerine İzmir'e gidecek olan Mustafa Kemal karar değiştirerek Bursa'ya hareket edecektir. Mustafa Kemal yaptığı ilk açıklamada eylem yapanların irticacı olduğunu ve dini siyasete alet etmek istediklerini söyler. Açıklamasını daha da sertleştiren Mustafa Kemal henüz hazırlanmış bir kanun bulunmamasına rağmen Türkçe ezana tepki gösterenlerin cezalandırılacaklarını açıklar. Bazı çevreler hiçbir yasal dayanağı olmadığı halde cezri tedbirlere başvurmaları tabii görülür olmuştu. Öyle ki Arapça ezan okuyanların idam edilebileceğinden bile söz edilmeye başlanmıştı. Gazeteler ise Evkaf İdaresi'nin Türkçe ezan işini sıkı takibe aldığını, Türkçe ezan okumayan müezzinlerin görevine son verileceğini yazıyordu. Bu arada Bursa olaylarından dolayı tutuklananların sayısı artarken, diğer illerde de Arapça ezan okuduğu tespit edilenler tek tek tutuklanmaya başlanmıştı.